Ve tam da o noktada CHP'den bir açıklama daha var. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Diken'e yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyesi olan kişilerle ilgili masaya önereceği adayı kendisi belirler. Siyasi etik açısından uygun olan budur. Her parti kendi adayını belirleyecek mekanizmaları çalıştırır. Başka partilerin adaylarıyla ilgili iç işlerine karışamayız. Önerilerine saygı duyarız. Tıpkı bizim de saygı beklediğimiz gibi. Yani şöyle, Meral Hanım'dan beklediğimiz saygıyı göremiyoruz. Bizim tarlamızı Meral Hanım'dan beklediğimiz saygıyı göremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarlasını sürmek istiyor. Biz bu tarlayı sürdürmeyeceğiz. Tablo şöyle pekişiyor. Yine 1,5-2 senedir kayıtlarda var. O masadan bir tane aday çıkmaz büyük bir olasılıkla. Bu tablo böyle pekişiyor. Bu şekilde pekişiyor. Ben hep bunu savundum. O kadar, hatta o zaman 5 benzemez derdik. Orada bir aday üzerine masanın etrafında oturanlardan bir ortak çatı aday çıkmaz. Dışarıdan bir isim üzerine 6 parti anlaşabilir. Onu kenara koyalım. Şimdi zaten çoklu okuma yaptığınız zaman bazı yorumlarda, kulis bilgilerine dayanan da yorumlarda şunu görüyorsunuz. Ya 6 liderden biri ya dışarıdan bir isim. Ya dışarıdan. Ama belediye başkanları söz konusu değil deniyor bu, mesela. Bu Toprak'ın açıklaması şöyledir. Bugüne kadar kendisine yapılan, kendi partisi içerisinde oynanan oyunlara karşı artık şöyle sabrımız taştı yeter. Hani şöyle diyor ya efendim saygılı bazen da, Dursun Bey saygı bekleriz diyor. Dursun saygı Bey de onu görmüyoruz diyor. Bazı Cumhuriyet Halk Partisi yorumcular çıkıyorlar. Dün akşam yayındaydık. Efendim bu problemleri nereden çıkarıyorsunuz? Efendim şeyle İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında sorun yok. Kim demiş? Nasıl olmuş falan? Ya zannediyorsun ki adam cennette konuşuyor. Yok ha biz dünyadayız. Siyaset çok gerçekçi bir iş. Siyaset bir bilim dalı. Tabii bilim dalı. Bir de çok gerçekliğe Cumhuriyet dayalı Halk bir şeydir yani. Kurumsal adayının Kılıçdaroğlu olduğu net. Bu da onu doğruluyor. Sayın Toprak da tecrübeli eski bakanlardan falan. Bu kadar yani sert açıklama Ayık yapılmamıştı Bey'le, dikkat edersen. Sert, mert, bunu sert mi buldunuz? Yani. Evet, bunu... Bu şöyle. Bu artık çok tarif edilmiş çerçeveli bir daha ilerisi işinize bakın falan. İşinize bakın. Bir görüş farklı uğraşmayın. Yok. Şimdi Kılıçdaroğlu kendi adaylığını masaya koydu. Diğer 5 bak hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Yani ısrar olduğu için tekrar ediyoruz. Efendim diğer, işin de bir gücü 5 genel başkan da Sayın Toprak'ın gerekçeleriyle falan yok. O fark etmez. İyi parti var. O zaman ne olur? O zaman ikinci tura kalan adayı destekleyelim diye çoklu aday olur. O da bir anlaşma. O centilmenlik anlaşması. Evet o da bir anlaşmadır. Tamam, yani orada sıkıntı yok ki. O da masayı dağıtmaz. O da muhalefeti iktidara taşıyacak bir adım olur. Ben esas üzerinde durmak istediğim konu şu. Sayın Bahçeli diyor ki kumpas var diyor. Evet. Şimdi düne Erdoğan kadar benzin döküyor ya fırsat buldu. Evet. Erdoğan Bey de biraz daha kökebilir de. Temeli ama Erdoğan Toprak da aynısını söylüyor. Başka bir dille diyor. Erdoğan Toprak da siyaset mühendisliği senaryolarından bahsediyor. Yani mesajı, bunu CHP'li söylüyor. Diğer, adını kumpas Meral Hanım olmak koymamışsın ne olmuş? Diğer yani? Partilere diyor ki eğer bizim partimizden birini aday göstereceksek biz gösteririz. Yoksa İYİ Parti veya başka parti bizim belediye başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı gösterirse bu etik olmaz. Ya oturun oturduğunuz yerde olmaz. Diyor aslında. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Zaten gösterirse de onun altı boş olur. Demin yani, öyle demiyordunuz ya Dursun. Aynı şeyi söylüyorum. Akşener ya. Gösterir diyorsunuz, oylanır falan diyorsunuz. Adam evet. Diyor ki, Erdoğan Toprak diyor ki, biz o masaya diyor bir aday getirirsek ya, onu biz belirleriz. Engel değil ki. Şimdi Toprak öyle dedi, Meral Hanım benim adayım İmamoğlu diyemez mi ya? Yani? Diyemez. Değer. Bunu çok yanlış olur. Ya, altılı masa olmaz. Ya olur mu? Altılı masa olur. Erdoğan Toprak öyle ya, diyor. Tekrar Bay Köstrak söylüyor. Ya siz nasıl? Ya siz siz ama, başka bir şey söylüyorsunuz. Diğer partilerin adayı farklı olabilir. Öztürk diğer partileri bağlamaz ki. Toprak da bağlamaz. Şimdi İyi Parti benim adayım İmamoğlu diyebilir. Masada diyebilir yani. Hayır niye dağılsın? Bakın hayır, Sayın hayır, Hocam onu, dağılmaz. Bakın, o, o zaman masaya, derler ki bakın. Dursun Bey şöyle aday, gelin. Tek aday birinci turda tek aday konusunda anlaşamıyoruz. Masaya bakın masaya Kılıçdaroğlu İmamoğlu adıyla gelirse ona kimse itiraz etmez. Tabii. O diyor ki bunu tarif ediyor. Öyle değil canım başkaları İmamoğlu'na da göster.
Ya demokratik bir ortam. Şimdi burada yani tartışıyoruz. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulları çalışacak. Parti meclisi çalışacak. Çalıştı zaten bir hocam. Bir saniye. Çalıştı. Bir dakika. Aday Kılıçdaroğlu buyurun. Genel başkanı da pozisyonunu aldı. Ve dediler ki bizim genel başkandır. Tamam doğru. Peki tamam. Sonuç. Bunun... Öbür beş parti dedi ki bizim adayımız İmamoğlu. Tamam yani ne oldu? Ne oldu anlaşamadık. Tamam, ısrarcı olursak anlaşamadık. Peki. O zaman ikinci hareket tarzı ne? Tamam birinci tura çok adayla hadi girelim. İkinci tura çok kalan muhalif adaya yüklenelim. Kuvvetlice altılı masa. Şimdi bunu ıskalamayın. Biz ortak adayla çıkmak anlaşamadık. Istiyoruz. Anlaşamadık bu bir yine bir başarısızlık değil, örneği. Değil. Başarısızlık değil. Centilmenlik anlaşması olursa yani ikinci tura kalanı destekleyeceğiz işte anlaşması zaten olursa. Zaten son seçimde de yani, oydu zaten. Centilmenlik anlaşmasının adını siz son seçimde koydunuz. Benim esas artırır vurgulayacağım ne konu. Kazanma riski azalır. Yani şunu mu olacak bir dakika şimdi İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu yarışacaklar mı? Olmaz sen şimdi olmaz. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu zaten kabul etmez. Falan. O masada kalır. Kılıçdaroğlu yarışır mı? Akşener'le Kılıçdaroğlu yarışır mı? Bu Akşener'in bileceği bir şey. Akşener aday olabilir. Birkaç cümle kurabilir. Yani o Akşener'in tercihine kalmış. Tamam, siyasi peki. Vizyonuna kalmış. Benim esas vurgulamak istediğim şu. Bu tartışma neden başladı? Bir yargı kararıyla başladı. Eğer yargı kararıyla bir kumpas kuruluyorsa Kılıçdaroğlu'na, yargı üzerinde Kılıçdaroğlu'nun bir etkileme gücünün olması lazım. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla bu kumpas şeyi çöker. Şimdi o zaman İhsan Bey'i dinleyeceğiz. Tam, hocam tam bu noktada, buyurun İhsan, alayım. Bakın bu işler bu kadar böyle hani sadece aday üzerinden pozisyon falan belirlenmiyor. Unutmayın iki sandıklı bir seçime gidiyoruz. Tarafta, diğer tarafta da milletvekili meselesi o var. O yüzden CHP'nin eli güçlü. Nasıl güçlü? Şimdi yani Saadet Partisi cisminden daha fazla milletvekili istiyor. Devası bilmem nesi milletvekili istiyor. Bu yeni seçim sistemine göre kendilerini seçilme şansları yok. Dolayısıyla listelerden girecek. Listelerden girmek durumunda. Şimdi o pazarlık ya da o talepler, o beklentiler çok belirleyici olacak. Öyle sadece Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu saflaşması üzerinden olmaz o. Çok açık. Hocam saflaştılar. O açıdan da diğer 5 partide güçlü işte genel başkan. Diğer 5 partide İyi Parti listelerinden girdi. Bana göre çok demokratik bir yarış olur ve muhalefet muhalefet parlamentoda azami oyu alır yani. Yani masanın belirleme dinamini anlamaya çalışıyorum. Hocam çok yeni, özür dilerim. Ben bu senaryoyu şöyle mi doğru anlamak için şimdi, soruyorum. Kılıçdaroğlu aday CHP ve diğer beş parti diyelim ki İmamoğlu'nu aday gösterdiler. İmamoğlu gösterdi olmaz. Ne olmaz? Yani CHP'li olduğu için olmaz. İmamoğlu olsun, aday olmaz zaten. Peki biri diyelim. Dışarıdan veya kendilerinden tamam. Meral Mecliste Hanım. Mecliste ne olur diyorsunuz? Yani. Meral Hanım aday oldu. Tamam. Peki. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıkları netleştiği için CHP'nin listelerinden diğer dört partinin ikisinin sorunu yok. Listelerinden meclise aday olma olasılığı azalır. Peki çünkü İmamoğlu İyi Parti'ye geçerse aday olabilir mi o 5 partinin adayı? İmamoğlu öyle bir hata yapmaz. Şimdi peki, ben az yani İmamoğlu vizyon alan bir siyasetçi. Genel başkanına karşı aday olmaz. Kendi bireysel onu diyorum olabilir ben. İyi Parti'nin adayı olabilir. İktidar evet, neden oy artırıyor? Muhalefet partileri neden oy kaybediyor? Analizi yapmıştım. Şimdi şöyle bu tartışmalar çok şerefli, öyle çok şeffaf, çok olabilir, güzel, sorun değil, çok doğru bir siyaset. Ama anlatayım yani vatandaşa. Siz, araştırmacısınız. Tabii, bu şöyle, şeffaf tartışmaları, işte demokrasi dışı, bilim dışı araştırma dışı. Araya çok kısa derseniz, kaldı. Tabii buyurun, şey söylemedim ki bir cümle. Buyurun. Bir çelişki şöyle olur. Şimdi bugün yarın ülkenin yönetimiyle alakalı millet iki tabloya bakıyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan tarafına bakıyor, bir karşı tarafa bakıyor. Bir tarafın günlük icraat, açılış, koşturma, memleketin meselelerle baş etme gibi çabaları var. Diğer tarafta da iki yıldır tartışılan konular bunlar. Yani peki bu kadar bugün birbirini yiyen, birbirini didişen ve satranç oyunu oynayan takım yarın memleketi de böyle mi yönetecek sorusu vatandaşın aklına gelir. Engelleyemezsiniz. Peki.